Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kocaelispor takımını rebuild yapacağız. 5 sene simülasyon yapacağız. Daha evvelden başka takımlarla da yapmıştık hatırlayacak olursanız. Şimdi Kocaelispor'u yapacağız. Amacımız Kocaelispor'la Süper Lig'e yükselmek ve Avrupa kupalarına katılmak. Hatta belki de daha fazlası. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, kadromuz da bu şekilde olacak. Görmüş olduğunuz gibi kalede Harun, sağ bekte Mehmet Yılmaz, Apindangoya, Burak Öksüz, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Oğulcan Jağlayan, Mesut Can Tunalı, Ahmet Sagat ve Kouakou 11 ile sahada olacağız. Yedek oyuncularımız da aynı şekilde genç potansiyelli oyuncularımız da çok fazla var. Onlardan da faydalanmaya çalışacağız elimizden geldiğince, bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru bir simülasyon yapalım, bakalım ligden çıkabilmiş miyiz, hep birlikte onu görelim. Ve sezon sonuna geldiğimizde maalesef ki Süper Lig'e yükselememişiz. 4. sırada bitirmişiz ligi ve playoff finaline kalmışız. Burada da kaybetmişiz Iğdırspor'a. Burada ilk önce fikstüre de bir bakalım. Fikstürde de baktığımızda İlk maçlarda oldukça iyi gitmişiz. İyi bir form yakalamışız. Ta ki Türkiye Kupası maçları başlayana kadar orada Antalya'yı da elemişiz. Fakat Çorum'a kaybetmişiz mesela. Tabi burada bayağı şey takımları falan da var. Böyle puan kayıp sonra da puan kayıpları yaşadığımız takımlar da var. Boluspor'u geçmişiz. Pendikspor'u geçmişiz. Finalde maalesef Iğdır'a kaybediyoruz. Bu şekilde oldu. Kadromuza bir bakalım. En çok gol katkısı yapan Ahmet Sagat bu arada. Çok 28 gol 4 asistlik bir katkı yapmış. Joao Amaral keza onun da 12 gol 3 asistlik bir katkısı var. Kouakou 9 gol 2 asistlik bir katkı yapmış. Oğuzcan Çağlayan 8 gol 4 asist. Pedrinho 6 gol 11 asist. Cihat Çelik 5 gol 7 asist bir katkısı var. Diye gidiyor. Evet. Bu şekilde kadromuz. Yani bunların üzerine güzel takviyeler de yapacağız. Hani kadroyu biraz daha böyle kaliteleştirme adına çalışmalar yapacağız. Hani daha ne kadar kaliteleşebilir tarzında. Hani daha da güçlü bir kadro kurmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bakalım bunu yapabilecek miyiz, hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte ikinci sezonumuza hızlıca geçelim bakalım. Evet, ikinci sezon için yaptığımız transferlere geçtik şimdi de. Abdullah Yiğiter'i aldık kaleye. Aynı şekilde Tolunay Yurtseven takımımıza dahil olan oyuncu. Nurullah Aslan'ı aldık. Deniz Prevet'i aldık orta sahaya. Kouamena, Owusu'yu da transfer ettik. İndiriç Tucci de takımımıza dahil olmuş oldu. Adem Doğan takıma geldi. Takıma dahil olan oyunculardan. Sadık Çiftpınar aynı şekilde. Baran Mogoltay'ı transfer ettik. Ve Mete Kaan Demir aynı şekilde transfer olan bir başka oyuncumuz. Takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Mehmet Yılmaz Vitesse'ye transfer oldu. Josip Vukovic Gorise kulübüne gitti. Bedise Kayen'e transfer oluyor. Kouakou Hamstad kulübüyle anlaştı. Toyep Laval Sarıyer'de oynuyor. Berat Kartal Erzurumspor forması giyecek. Barış Alıcı Konyaspor forması giyecek. Ümit Can Ekşi de Nazilli Belediyesi ile anlaştı. Evet, transferler bu şekildeydi. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapalım. Bakın bu sefer ligden çıkmayı başarabilecek miyiz? Ve ikinci sezonumuzda Süper Lig'e yükseliyoruz. Tebrikler. Gayet iyiydiniz.
109 gol 47 asist yap 109 gol atmışız, 47 gol yemişiz toplamda. Bursaspor ikinci olurken Konyaspor'la birlikte Süper Lig'den yükselmişiz. Durum bu şekilde. Fikstüre de bir bakalım. Fikstürde durum ne yapmışız bir ona bakalım. Kupada Bandırma Petrospor'a kaybetmişiz. Karagümrük'le Adana'yı geçiyoruz. Ligde de baktığımızda ilk haftalarda biraz kötü geçmiş. Kötü başlamışız ama sonra 6-1'lik galibiyetler var Malatya ve Göztepe'ye karşı. Bucaspor'a 5-0, İstanbulspor 5-2 falan. Sakarya'ya 4-5, 5-4'lük bir maç var Sakarya'da. Ama kaybetmişiz onu tabii ki. Bol gollü maçlar izlemişiz neredeyse. Gayet iyi oynamışız diyebilirim. Şimdi oyuncu istatistiklerine bir bakalım dilerseniz. Oyuncu istatistiklerine bir genel olarak bir bakalım. Indiri Tucci 24 gol 3 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz bu arada. Kariyer sezonunu yaşadı. Aynı şekilde Deniz Praet de aynı şekilde. O da bayağı kariyer sezonunu yaşıyor. 20 gol 15 asistlik bir katkı yapmış kendisi. En fazla normalde 7 gol atmış Anderlecht zamanında. Onun dışında çok fazla bir verim elde edememiş kendisi. Kvaratskhelia Ovusu, o da aynı şekilde inanılmaz gol katkısı veren oyuncularımızdan bir tanesi. 21 gol 12 asistlik bir katkısı var. Onun dışında Mete Kağandemir, aynı zamanda Limon FC'nin de önemli oyuncularından bir tanesi. O da 14 gol 6 asistlik bir katkı yapıyor. Oldukça başarılı bir sezon geçirmiş kendisi. Onun dışında Pedrinho'nun 9 gol 8 asistlik bir katkısı olduğunu görüyoruz. Cihat Çelik 4 gol 8 asist. Ahmet Oğuz'un 3 gol 7 asistlik bir katkısı var. Ahmet Sagat geçen sezonun çok iyi oyuncularından bir tanesiydi ama bu sene 2 gol atabilmiş sadece. Geçen sezonki performansından bir hayli uzakta kaldı diyebiliriz Ahmet Sagat için. Onun dışında başka da Baran Mogultay, bu arada dikkat çeken bir detay. 18 asist yapmış. Gol atmamış ama 18 asist yapmış. Ve yani oldukça verimli bir sezon geçirmiş kendisi Baran Mogultay. Süper Lig'de de kaldığı süre zarfında kendisini geliştireceğine inanıyoruz. Bakalım. Evet, şimdi böylelikle 3. sezonumuza geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezonumuza hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet, şimdi baktığımızda transferlerimiz bu şekilde. Diren Dağdemir'i transfer etmişiz. Gökten Kürpüz gelmiş. Aboubekir El Zein takımına dahil olmuş. Vartı Elmas'ı almışız. Taha Dönmez gelmiş forvete. Zancelar gelmiş. Ahamada'yı almışız orta sahaya. Sebu Lounsen'i aldık. Sebu Lounsel, Luizao ve Amen Avdakili transfer etmişiz. Giden oyuncular da Deniz Praet bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmış. Ahmet Sagat Alanya ile anlaşırken Yağız Gülse 461 Trabzon FK'ya kiralık olarak gidiyor. Bakalım transferlerimiz bu şekilde ve bakalım sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bakalım takımımız nereye kadar yükselecek hep birlikte göreceğiz. Süper Lig'de kalıcı olmayı başarabilecek miyiz? Hep birlikte bunu göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru hızlıca gidelim. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 9. sırada tamamlıyoruz. Bence gayet iyi bir sıralama olduğunu düşünüyorum. Yani ilk sezonumuz için. Hani direkt de küme de düşebilirdik. En azından bu olmamış. Bence gayet iyi. Şimdi fikstürümüze bakalım. Ne yapmışız, ne etmişiz onlara bir bakalım.
Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a direkt kaybetmişiz 3-0'la. Süper Lig'e bir bakalım. Süper Lig'de nasılmış durumumuz bakalım. Kayseri'ye mesela 6-1'lik bir galibiyetimiz var. Başakşehir'e 3-2 kaybetmişiz. Fenerbahçe'ye 5-1 kaybetmişiz. Beşiktaş'ta 3-3 berabere kalmışız. Trabzon'u 5-4 yenmişiz kendi sahamızda. Kocaeli'ye 4-0 yenilmişiz bu arada. Bursaspor'la 3-1, Galatasaray'la 3-3 berabere kalmışız. Fenerbahçe'ye yine kaybetmişiz. Kendi sahamızda 3-0'lık bir skorla. Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişiz. Başakşehir 3-2 kaybetmişiz Başakşehir'e. Trabzon'a 4-2, Galatasaray'a 3-2 kaybetmişiz. Yani hem kazanmışız da kaybetmişiz de hem yani ikisinde bayağı bir orta halli bir durum ortaya çıkmış diyebiliriz. Son olarak da oyuncu verimlerine bir bakalım. Evet, oyuncu verimlerine baktığımızda Zancelar bu arada 22 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisi bayağı etkili oynadı diyebiliriz. Tucci de aynı şekilde 17 gol 1 asistlik bir katkısı var. Tucci de katkı yapmaya devam ediyor. Owusu bu sefer biraz düşük performans ortaya koydu diyebiliriz Owusu için. Onun dışında Yağız Yolcu inanılmaz bir kariyer sıçraması yapmış diyebiliriz. 5 gol 3 asistlik bir katkısı var. Onun dışında Baran Mogoltay 2 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Sebastian Sebulonsen de 1 gol ve 15 asistlik bir katkısı var. Pedrinho 3 gol 6 asistlik bir katkı yapmış. Onun dışında başka da dikkat çeken bir unsur yok şu anda. Evet. Yani şu anda böyle dikkat çekecek bir unsur göremiyorum. Yani bu şekilde oynamış takımımız. Bakalım şimdi 4. sezonumuza geçeceğiz. 4. sezonumuzda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi 4. sezonumuza hızlıca bir geçiş yapalım bakalım. Evet, 4. sezonumuzda takviyelerimizi yaptık. Mustafa Emir Akyıldız geldi. Alternatif olarak Gökdeniz Bayraktar'ı kiraladık. Eski kulübüne geri dönmüş oldu Gökdeniz'de. Lucas Suarez'i transfer ettik. Ozan Kökçü takıma dahil olmuş oldu. Ve Gabriel Vidovic'i takımımıza dahil etmiş olduk. Burada giden oyunculardan da Onur Öztonga takımdan ayrıldı. Göztepe'ye gitti. Taha Dönmez Göztepe'nin yolunu tuttu. Yağız Gül bu arada Etimesgut kulübüne gitti. Gökten Kürpüz Bodrum FK'da kiralık olarak gitti. Çağlar'la Ali Modafen'e giderken Ahmet Küçük, Yakup Kamburoğlu ve Miş Kocabaş Yuvacıkspor'la anlaştı. Ünsal Şahin Serik Belediyesi ile Diren Dağdeviren Ankaragücü ile Fatih Öner Kastamonuspor, Furkan Kedik Erzincanspor'la anlaştı. Kadromuz bu şekilde. Bakalım 4. sezon sonunda takımımız ne yapacak? Avrupa Kupası'na katılabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Evet, şimdi baktığımızda ligi 10. sırada tamamlıyoruz. Galatasaray 1. olmuş, Alanya 2. Hatay 3. Beşiktaş 4. Rizespor da kupayı kazanmış herhalde. Yani gene bir kötü bir yani kötü de demeyeyim de yani çok da yani Avrupa Kupalarına katılamamışız. Bu biraz üzdü bizi. Önce bu kupaya bakalım. Kupada da çeyrek finale kadar yükselmişiz. Çeyrek finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişiz. Sarıyerspor, Ordu FK ve Göztepe'yi de geçiyoruz. Süper Lig maçlarına da baktığımızda uf bayağı bir kötü bir buradan başlayacağız da burada burada baktığımızda Fenerbahçe'yi 4-1 kaybetmişiz. Beşiktaş 3-3. Başakşehir 3-2 ile geçmişiz. Galatasaray mesela 4-1 yenmişiz. Şampiyon Galatasaray'ı. Ama Hatay'a 4-2 kaybetmişiz. Yani o biraz kötü olmuş. Beşiktaş'a 5-2 kaybetmişiz. Bu da bayağı etkisiz olmuş. Fenerbahçe'yi 6-1 yenmişiz.
O da enteresan bir soru. Şu an Pendik'e 6-3 kaybediyoruz. Yani böyle özellikle yani Ocak ve Şubat aylarında doğru düzgün galibiyet serisi yapamamışız. Yani bu da bizi biraz üzdü diyebilirim. Oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Oyuncularımız. Zancelar 26 gol 6 asist. Vidovic 17 gol 9 asist. Tuç 12 gol 2 asist. Gökdeniz Bayraktar'ın 9 golü var. Owusu'nun 7 gol 10 asistlik bir katkısı var. Mustafa Emir Akyıldız 2 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Bartu Elmas 2 gol 5 asistlik bir katkı yapmış. Bahram Mogoltay 1 gol 9 asistlik bir katkısı var. Bu sezon biraz daha performansı düşmüş ama yani genel olarak iyi dinlenebilir. Sebolun Sen 1 gol 2 asistlik bir katkı yapmıştı geçen sezon. Çok iyiydi de bu sezon biraz performansı düştü denilebilir. Onun dışında da başka yok zaten. Evet, görmüş olduğunuz gibi kadro bu şekilde. Şimdi 5. sezona geçeceğiz. Bakalım 5. sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte onu öğreneceğiz. Şimdi hep birlikte 5. sezona doğru hızlıca simülasyonumuzu başlayalım. Evet, şimdi transferlerimiz bu şekilde. Mustafa Emir Akyıldız'ı tekrardan kiralık olarak takımımıza kattık. Dorkan Toköz'ü transfer ettik. Kendisi Kocaelispor forması giyecek. Japon stoper Ayumu Seko'yu transfer ettik. Brandon Aguilera'yı transfer ettik orta saha için. Ve Mika Gots transfer oldu. O da kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. Onu da transfer etmiş olduk. Sebolun seni gönderdik. Bu arada Storm Gostet'e kiralık olarak gönderdik kendisini. Ozan Kökçü Blau Willy ve Linz kulübüne transfer oldu. Abu Bekir El Zeyni de Neuchâtel Xamax kulübüne sattık. Onu da onun dışında Memiş Kocabaş Tuzla Spor'a kiralık olarak giderken Ahmet Küçük, Yakup Kamburoğlu, Ertunç Tetik, Yuvacık Spor'a transfer oldular. Luizao 3,5 milyon euroya Sheffield United kulübüne transfer olmuş oldu o da. West Ham'dan bedelsiz olarak takımımıza katılmıştı. Şimdi Sheffield United kulübüne transfer oldu. Osman Yiğit Tuzla Spor'a kiralık olarak giderken Cihat Çelik Düzce Spor, Bedirhan Yıldız 1461 Trabzon FK'ya, Çağla İşkembeci de Giresun Spor'a transfer olmuş oldu. Ve şimdilik son sezonumuzu da simülasyon yapalım. Bakalım son sezonumuzda Kocaeli Spor Ligi kaçıncı sırada tamamlayacak, hep birlikte onu göreceğiz. Evet, şimdi son sezonumuza geldiğimizde ise Kocaeli Spor Avrupa kupalarına katılmayı başarıyor sonunda. 5. sırada yerini alıyor. Konferans Ligi'ne yükselmiş. Lider Galatasaray, 2. Alanyaspor, 3. Beşiktaş, 4. Fenerbahçe, 5. Kocaeli Spor diye gidiyor. Fikstüre bir bakalım. Fikstürde de ne olmuş ona da bir bakalım. Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişiz. Yarı finalde Beşiktaş'a kaybediyoruz. Bizi 3-0 yeniyorlar. Biz de onları 1-0 yeniyoruz. Fakat bu ne yazık ki finale yükselmemize yetmiyor. Yoksa belki de Türkiye Kupası'nı kazanacaktık. Fakat maalesef ki kazanamadık. Kütahyaspor, Gümüşhane Sportif, Eyüp Spor ve Ankara Gücü'nü geçiyoruz. Fakat Beşiktaş'ı ne yazık ki geçememişiz. Süper Lig maçlarına baktığımızda ise Süper Lig'de Beşiktaş'a ilk maçta oynamışız. 1-0 kaybetmişiz. Sonra Trabzon 2-1, Samsun 5-2 diye gidiyor. Ümraniye mesela 6-2 yenmişiz. Galatasaray'ı 3-1, 3-1 yenerken Fenerbahçe'yi 2-1 kaybetmişiz. Baktığımız zaman Trabzonspor'la 4-2'lik bir galibiyet var. Pendik'i 4-1 geçmişiz. Antalya'yı 4-0 ile geçmişiz. Aynı şekilde Konya'yı da. Sonra baktığımız zaman Şubat ayına doğru biraz bir düşüşler başlıyor. Orada
Arda bir galibiyet serileri elde ederken Şubat'tan sonra takımın formu yavaş yavaş düşmeye başlamış. Ve bu da ne yazık ki yani beşinciliğe kadar itebilmiş. Yani belki de daha ileri iki belki daha ileriye kadar bile gidebilirdik ama beşinciliğe kadar yükselebilmişiz en fazla. Oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Oyuncularımız da ne kadar gol asist katkısı yapmış onlara da bir bakalım. Zancelar 17 gol 6 asist bir katkı yapmış. Gabriel Vidovic 16 gol 12 asist bir katkı yapmış. Zaten geldiğinden beri inanılmaz katkı yapıyor Gabriel Vidovic. Zancelar da aynı şekilde geldiğinden beri hep 20'nin üzerinde neredeyse gol atıyor. Gerçi ligde 17 gol 6 asist bir katkısı var ama yani genelde bayağı yüksek gol orantısı var. Tucci gene aynı şekilde onun da gol sayıları bir hayli yüksek diyebiliriz. PTT'deyken daha iyiydi mesela ama Oğuz'u mesela Oğuz'u da bir Süper Lig'e geldikten sonra biraz böyle düşüşler yaşadı ama PTT 1'deyken inanılmaz işler yapıyordu. Kvabena Oğuz'u. Mustafa Emir Akyıldız bu arada bizim bizle birlikte milli takıma da seçildi. Bizdeki formuyla birlikte milli takıma da seçildi. 2028 yılında İsviçre ile oynanan maçta milli takıma da seçilmiş oldu Mustafa Emir Akyıldız. Baran Mogoltay o da inanılmaz iyi oynadı bu sezon. 3 gol 19 asistlik bir katkı sağladı. Onun dışında Ahamada'nın 3 golü de asistlik bir katkısı var. Onun dışında da başka da böyle göze çarpan bir husus yok. Son olarak da bir kupalara bir bakalım. Gerçi çok da fazla bir kupa kazanamadık. Baktığımız zaman aynen bir Türkiye 1. Ligi'nde bir şampiyonluğumuz bulunuyor. Onun dışında da yok zaten. Genellikle daha evvelden kazandığımız kupalar var burada. Böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka hangi takımla rebuild yapmamı istiyorsanız Football Manager üzerinde onu da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.